Herkese selamlar. Azide Hobi'ye hoş geldiniz. Amerika'dan, New York'tan, uzaklardan bir paketim geldi. Hediye paketi. Çok teşekkür ediyorum. Düşüncene, emeğine, gönlüne sağlık. Seni çok öpüyorum. Allah'a emanet ol. Şimdi, evet. Teşekkür ederim anneciğim. Şimdi, bu biraz problemli bir paket oldu biliyor musunuz? Gümrük dairesine gitmem gerekti. Amerika'dan paket gelince böyle problem oluyormuş. Benim ilk defa oldu Amerika'dan. Prenses Hobi'yle hoş geldiniz. Azıcık geç kaldım ama. İşte. Merhabalar. Ay. Allah. Azıcık büyük geliyor yüzük. Şimdi önce traktan başlayalım. Trolls. Betül'ün hediyeleri var tabii ki. Şimdi bıraktım ben onu konuşuyor diye. Sadece bana hediyeler gelmemiş. Betül'ü de düşünmüş benim tatlı kardeşim. Ben anneciğim. Zor açarsın o yüzden. Ay bu ne tatlı bir şey böyle. Bu ne güzel bir şey. Hı? Evet. Kartonun içini masaya bir boşaltalım mı öncelikle? Annem haklı. Önce ben bunu koyayım buraya. Ay neler gelmiş neler. Aman yarabbim. Ne yaptın sen tatlım ne yaptın? Gönlüne sağlık. Ne tatlı şeylerdi. Yani ben dört gözle şunu beklerken yanında da böyle tatlı tatlı küçük küçük güzel hediyeler geldi. Oh, Wet'in Wild. Coşmuş Wet'in Wild. Coşmuş. Çok güzel. Şunlar çok güzel. Sırayla gösterelim istersen. Milani ve Milani'den ben çok istiyordum bunu kızlar. Yani benim almayı düşündüğüm bir üründü bu. Sonra ben diğerini aldım. Onu yine videosunu yapmıştım zaten. Ay çok tatlı. Hafif bir pembe. Şimdi çok dokunmak istemiyorum. Biraz böyle bakalım. Milani'nin Cheiros Powder Blush pudrası. Tamam ben de bir şey göstereyim kendimden. Tarağı göstermiş, mini göstereyim, sevdim. Bu tarak işte böyle şeyleri var. Çık 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 çık. Annemin böyle bir tane güzel bir tane ürünü var. Ben görünce şimdi bir bayıldım. Şimdiden bayıldın mı? Şimdi evet. Bayıldım. Açalım mı? Sen aç anneciğim. Bir saniye şöyle yapacağım ki ay. Dün kalem mi açtın sen burada? Dün kalem açmışsın. Kalemin çöpünü buldum dikkat. Tamam şimdi sırayla gidelim önce. Öncelikle Betül'ün hediyeleriyle başlayalım. Onu kaldıralım. Şimdi tamam öbürünü gösterdim ama dayanamadım. Betül'e bir çanta ama bu çantaya hepimiz çok sevdik. Bayıldık bakar mısınız? Ve Betül'ün üzerindeki tişörtle resmen takım bu. Resmen Betül'cüğüm. Üzerinde simli simli tişört. Sonra öbür çanta var bir tane daha. Kalpli. Ay çok şık. Çok tatlı. Ay çok şeker. Ve en beğendiğim de gerçekten Betül. Ben tişört çok alıyorum ama taytların üzerine ben hep söylüyorum uzun tişört giydiriyorum. Ve bu da o açıdan çok güzel oldu. Anne ben şimdi şört değiştireceğim. Herkes görsün diye. Tamam peki. Ondan sonra Cima Tara zaten çok şeker. Hop. Gelelim kozmetiklere. Yok tişörtte gösterelim hemen. Ve sen ondan sonra benim ürünlere geçebiliriz. Evet. Bu da biraz önce çantanın tişörtü dedim ya.
resmen takım. Ne tatlı seçmişsin sen bunları. Çok güzel seçmişsin. Çok tatlılar. Ben bayıldım. Çok teşekkürler. Bunlarla değil, hayır tabii ki. Wet n Wild'ın bir far paleti. Şimdilik bunları kenara koyacağım. Ya bunu ne kadar güzel düşün. Biz evde sürekli kablo kavgası yapıyoruz. Senin kablon nerede, benim kablom nerede diye. Çok teşekkürler. Harika düşünmüşsün bunu. O benim mi? Çünkü Betül de kablo kullanıyor ama var senin. Kızlar Wet n Wild'dan fırça. Vallahi bunu ben yüzsüz dedim ki aa bunlar dedim çok güzelmiş dedim. O da abla yolluyorum sana dedi. Çünkü ya hem renkleri çok güzel. Dayanamayacağım. Tabii ki de açıcıyım yani. Fiyatları çok uygun ve bunu çok beğenenler var. O yüzden dedim ki Allah Allah. Dedim bana bunlar dedim yar olmayacak mı ti Amerika'da diye. Derken New York'tan tatlı bir üyem. Azide abla söyle bana dedi. Biraz tüy döküyor galiba. Daha yıkamadan tüy mü döküyorsun sen? Olsun iki tane tüy de döksün yani. Varsın o kadar iki tane tüy de döksün yani. Fırçanın yapısı yumuşacık ve ya malı da çok güzel kızlar. Acayip tatlı bir fırça. Bayıldım fırçaya. Çok güzel. Ve vegan olması çok önemli. Hayvanlar üzerinde test yapılmaması gerçekten çok çok önemli bence. Ay çok beğendim dizayn. Dizaynlarını zaten ben internette bunları görünce ben böyle oldum. Ay bunlar ne güzel. Ay bunlar ne güzelmiş. Bu da eyeshadow. Yani lip shot'ın için. Oo, yumuşacık. Ya yapıları da çok güzel. Bir de bir parfüm. Parfüm kokuyor. Sanki bunlardan bir yerden sanki parfüm geliyor. Aa pardon. Geçen gün parfümcüye gittiğim zaman farklı bir parfüm sıktım. Ay ne güzel kokuyor. Ne güzel kokuyor. Sence de mi? Bir de size ufak bir şey söyleyeceğim. Bu mesela bir fondöten fırçası. Ben fondöten fırçası F80 Toyvad'ın F80 Sigma'nınkiydi ya. Şey Toyvad'ınkini kullanıyorum. Şunu da alayım. Kızlar bu fırçayla ne güzel sürülüyor biliyor musunuz? Aydınlatıcı, highlight'a. Çok güzel, yumuşacık ya. Bu Wet n Wild'ın fırçaları ne kadar yumuşacıkmış. Almanya'da yok Wet n Wild, haberiniz olsun. Eğer bilmiyorsanız burada yok. Yalnız nerede? Türkiye'de vardı. Türkiye'de varmış yani. Yumuşacık fırçası ve en son da Small Eyeshadow Brush. Resmen tam bir fırça setim oldu bile. Çok da güzeller. Renklerine bayıldım. Renkleri ve yapıları gerçekten çok güzel. Kullandıkça da sizinle tabii ki yorumlarımı da mutlaka paylaşacağım. Kol Kayal göz kalemi. Gerçekten çok güzel ya. Evet, paket kandırıyor olabilir bizi bazen. Evet, kanıyoruz. Evet, itiraf ediyorum. Aa, asansörlüymüş kalem. Şöyle bir hemen. O kol kayal yumuşacık tabii ki. Biraz dursun bakalım. 01 Black Kissed Black. Milani, Los Angeles, Made in Germany. Allah Allah, niye burada yoksunuz? Made in Germany, madem buradan gidiyorsun anacığım. Niye bize de vermiyorsun, satmıyorsun sen bunlardan? Çok güzel. Ya gerçekten şunu... Kızlar bu ürünlerin hepsi, neredeyse birçoğunu Amazon'da hepsini buldum ve ben sizin için linkleri aşağı tarafa ekleyeceğim. Eğer bu ürünleri almak isterseniz Amazon linklerini bu videonun info box bölümü var ya alt tarafta, hani bilgi kutucuğunu bir tıklayın, alt tarafta linklerini göreceksiniz.
Ve bu palet de çok güzel. Özellikle Milani'nin paketlerine ben bayıldım. Bir de açabilsem. Ay bu far paletlerinde bu mavilerle benim işim ne olacak böyle? Ne olacak? Bu mavilere hastalığım ne olacak? Bu lacivert mavi gibi Urban Decay'deki renge o kadar benziyor ki. Oo, aynı. Pencil brush tarzında. Kalem fırçaya da benziyor onun bir boy büyüğüne. Ve bu da çok güzel yine. Aa, fırçaları da çok güzel. Bu kıllar gerçek gibi geldi, hissettim. Niye acaba? Döndüreyim bir bakayım şunu. Yazıyor mu acaba? Yalnız bayıldım. Tekrar selamlar. Döndüm dolaştım. Tırnaklarımı ciciş yaptım. Geri döndüm. Ve bu arada hattımızda İstanbul var, biliyor musunuz? Merhaba, iyi günler. Halkış! Ablamla bağlandık o arada. Sohbet ettik derken nerede kaldım? Neyi anlatıyordum? Fırçaları bitirdim, onu hatırlıyorum. Allah zaten çok sevdiğim bir allıktı. Gelelim baba ürüne. Tartist. Tartist ya da Tarte'ın bu far paleti. Kızlar, ben 2 ay diyeyim, siz 3 ay deyin. Uzun zamandır gözüm bunun üstündeydi. Ama Almanya'da satışta olmadığı için bir türlü alamıyordum ki canım kardeşim imdatıma yetişti. Gerçekten harika bir far paleti. Şimdi görünce bana hak vereceksiniz. Hatta biraz önce Instagram'dan bana özelden soru geldi. Nerede satılıyor? Abla biz bunu nereden buluruz diye. Evet. Henüz hiç parmaklamadım. Hiçbir şeyi test etmedim. Bunu ben arkadaşımda görmüştüm. Onun da YouTube kanalı var. Lily Ellen. Alt tarafa eklerim. Onda da görmüştüm zaten ve demiştim benim bu palette çok gözüm vardı. O da swatchlamıştı, işte renkleri göstermişti. Hadi şöyle, Allah yarabbim, Allah'ım sana geliyorum. Ay çok fena güzeller. Parmağa değdi şu pigmentasyon. Parmak değer değmez mi gelir? Allah. Allah'ım ne güzel şeyler yaratıyorsun yarabbim diyesi geliyor insanın. Bakar mısınız? 4 tane sedefli ve ışıltılı far ve diğerleri de hep mat. Yani son dönemlerde bu çok revajda. Yani bunu almayan YouTuber kalmadı herhalde. Bir ben kalmıştım sanıyorum. Evet, ben de muradıma erdim. Renkler gerçekten çok güzel. Pembesi, açık tonu ve bu benim için hani tam bir tatil far paleti. Bunu çantaya al, koy. Eyeliner, maskara tamamdır. Bir de aldık tabii ki. Ha bir de fırçalar. Bir de makyaj temizleyiciler. Bir de diye uzak gider ama en azından far paleti olarak tek. Ay çok güzel. Çok teşekkür ederim şekerim. Evet, bugün bayağı bir Instagram'da da kızlara da söyledim. Canlı yayın yaptım orada. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Linkleri hep koyuyorum zaten alt tarafa. Şu ellerimi bir temizleyeyim. Instagram'da da belirttim. Dedim ki kızlar bugün dedim biraz cosurtuyorum. Biraz kuduruyorum. Şımarma hakkımı kullanıyorum dedim. Çocuklar gibi şenim. Ay hem de nasıl. Coşmanın dibine vurmuş vaziyetteydim bugün. Evet, gelelim Milani ürünlerine. Milani yine Almanya'da satışta olmayan ürünlerden. Ama merak edip de almayı isterseniz Amazon'dan bakabilirsiniz. Çünkü ben bir yıl önce ya da aylar önce Milani'nin başka bir far allığını almıştım. Ve o zaman benim gözüm bunda kalmıştı işte. Şimdi dön dolaş ben aynı allığı gösteriyorum size ama gerçekten çok güzel değil mi ya? Maalesef rengi tam gösteremiyorum. Çünkü ışık istediğim gibi yansıtmıyor. Mantlarını biraz evvel çıkardım. Bu bana Londra'daki tatlı kardeşimin gönderdiği Yves Saint Laurent'dan olan far paletini çok anımsattı. Hatırlayanlar mutlaka olur. Bakalım mı? Evet. Aa, bunlar krem. Renkler çok güzel.
Şöyle göstereyim mi? Krem far ve eflatunlar, lilalar. Yalnız ya, gerçekten paketler var ya, paket harika. Adamlar ambalaja iyi dikkat etmişler yani. Güzel. Bence bu altın görüntü şık gösteriyor hemen. Bunu biraz önce göstermiştim zaten. Gelelim Wet n Wild'a. Wet n Wild'ın da şeyini açayım. Ki Wet n Wild, evet, Türkiye'de satışta olan bir marka ama Almanya'ya gelmedi. Bazı sayfalarda Cosmetic for Less gibi. Onlar da satışta. Yani online sipariş edebiliyorsunuz sadece sanıyorum. Kaldı elimde. Nereye yapıştırayım bilemedim. Şöyle göstereyim. Hemen geliyorum kızlar tekrar. Şunun renklerini bir göstereyim. Wet n Wild'ın zaten farları tartışılmaz. Fiyatı uygun ve kalite açısından gerçekten çok başarılı. Ve bazı renkleri de MAC ile düp olarak gösterilen renklerdi. Daha önce de yine bana arkadaşım göndermişti. Ellerimi silip hemen tekrar tarttan devam edeceğim. Çok tatlılar. Sen göremiyorsun, sen sadece dinliyorsun de. Ablam yan tarafta. Onu buraya koydum biraz önce. Nasıl bir yere koysam da sen de görebilsen. Ama görüntü alanına geçiyor. Minik bir tane lip paint. Ve minik bir tane de tartın allığı. Oy, çok güzelsin. Çok güzel. Ve ay, hepsi benim yavrularım. Hiçbirini ayırt edemem zaten. Kızlar, en güzelini biliyor musunuz? Bu benim çok sıklıkla, tabii internet ortamında çok fazla karşılaştığım, gördüğüm bir allık. Ve diyordum acaba nasıllar? Acaba nasıllar derken benim. Bakalım, test edelim bakalım. Ay, nesini test edeceğim? Parmak değer değmez. Üzerinde paten yapıyor parmağım. Kayıyor, öyle kayıyor. Ya gerçekten çok güzel. Kim ürünlerinden. Carmex'in minik tüpte olanını kullanıyorum zaten. Gayet de başarılı. Kullanıyordum şöyle minik tüpte olanı. Bu da yine onun daha uzun süreli dudağı, hani kurulak. Şu her ikisi de böyle sürekli yıkılıyor bu ürünler. Herkes bunlardan alıyor falan. Bird's Bees. Bird's Bees. Honey. Ballı olanı cidden merak ediyordum. Ve bunu deneyeceğim tabii ki de. Çok dudak ürünüm var aslında. Denemesem mi? Kenara mı koysam? Yok anacığım, koyamam. Hiç öyle bir şey yapamam. Deneyeceğim. Şuradan açıyorum. Bu arada eller resmen yine Azide ablanız, çocuklar. Boyacı çocuğa dönüştü yine. Açıyorum. Oo, ne kadar güzel. Yoğun bal kokusu var gerçekten de. Hemen deniyorum. Dudağımda kalıcı ruj var ama. Çok güzel tadı. Moisturizing Lip Balm. Dudak bakım ürünü. Burada abone ol tuşunu falan göreceksiniz. Az sonra şurada bir yerde. Ve bu videoları da izlerseniz beğenirsiniz bence. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada tekrar teşekkürler.